efendim, haberin merkezine Show Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Duygu Kaya, günün en sıcak gelişmeleriyle haber bültenimize başlıyoruz. Tabii ki yüreğimiz yangın noktalarında atıyor, o yüzden bültenimizin ilk haberi de bu noktada geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesindeki incelemelerini tamamladı. Sabotaj ihtimaliyle ilgili bazı emarelere ulaşıldığını açıkladı. Eli kanlı terör örgütünü işaret etti. Araştırmaların titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı. Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcudur. Sabotaj ihtimali araştırılırken bir kez daha eli kanlı terör örgütünü işaret etti. İlgili birimlerimiz çalışmalarını hassasiyetle yürütüyor dedi. Şayet böyle bir irtibat tespit edersek ki şimdiden bazı emarelere ulaşıldı, sonu nereye giderse gitsin takip edecek, gereğini yapacağız. Yangın bölgesindeki incelemelerine Antalya'da başlamıştı Cumhurbaşkanı. Manavgat'tan Alanya'ya kadar sahayı havadan denetledi, Marmaris'e geçti. Yangında Şahin Akdemir kardeşimizi kaybetmiş olmamız en büyük üzüntümüzdür. Türkiye Şahin'i ve onun gibi canı pahasına ülkesini korumanın mücadelesini verenleri asla unutmamıştır. Unutmayacaktır. Söndürme çalışmalarında hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yangın söndürme uçağı sayısının takviyelerle 16'ya yükseldiğini açıklayıp muhalefete tepki gösterdi. Meydanı provokatörlere bırakmadan inşallah bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Yanan her karış toprak çok daha fazlasıyla fidanla buluşturulacak diyen Erdoğan, hiçbir vatandaşın mağdur edilmeyeceğini vurguladı. Giden canları geri getirmeyiz ama Allah'ın izniyle bu yangınların izlerini kısa sürede sileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Eş zamanlı yangınlarda sabotaj ihtimali araştırılıyor. MHP lideri mesajlarını terörle mücadele üzerinden verdi. Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa bunun hesabını millete veremez dedi. İcazetli Kandil ve İmralı'da alan hainlere milletvekilliği haramdır. Terörle mücadele vardı önceliğinde. HDP'nin kapatılması demokrasi ve hukuk onurudur dedi. Anayasa Mahkemesi'ne seslendi. Sınır ötesinde, sınır içinde elde edilen başarıları bir kalemde silip atamayız. Dağda teslim olmadığımız bölücü teröre mecliste boyun eğemeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı sabırla bekleyeceğiz. Siyaset gündeminin sıcak başlıklarını değerlendirdi MHP lideri. Batı'da terör örgütlerini kınamayan partilerin kapatıldığını söyledi. HDP kapatılmalıdır, kapatılması adaletin gereğidir. Anayasa Mahkemesi hak ihlali maskesi altında HDP'yi kapatmaktan kaçınırsa bunun hesabını millete veremez. Ortaya çıkacak milli ve manevi faturanın üstesinden gelemez. Bunu hiç kimseye anlatamaz. HDP PKK'nın diğer yüzüdür, bölücüdür, vatan ve millet hasmıdır diyen Devlet Bahçeli işbirliği iddiaları üzerinden Millet İttifakı'na da çıkıştı. Kim HDP'ye destek veriyorsa milletin bedduası üzerindedir dedi. Siyasetle devam edelim. Yangın bölgesinde inceleme yapan liderler arasına Meral Akşener de katıldı. Kundaklama iddialarının bir an önce aydınlatılması gerektiğini söyledi İYİ Parti lideri. Yasal düzenleme yapılmalı, ormanı yakanlar terör suçlusu sayılmalı dedi. Kundaklama ise devleti yönetenlerin görevi derhal bunların ne olduğu, kim olduğunu bulmaktır. Memleketin birlik ve bütünlüğü bakımından çok önemli dedi. Soru işaretlerinin bir an önce giderilmesini istedi. Kundaklamayla ilgili bir sonuca varılırsa bir kanun çıkarılmalı ki ormanlara yakanlar, kundaklayanların terör suçlusu sayılması. Alev alev yanan ormanlarda inceleme yaptı İYİ Parti lideri. Sabotaj ihtimaline öncelik verdi. Yeni yasal düzenleme önerdi. Bir diğeri de buralara eğer beton yapılırsa bunun yıkılmasına dair bir kesin kararın olması. Bunların takipçisi olacağız. Marmaris'te başlayan programı Manavgat, Kozan, Osmaniye ve Kadirli'de devam etti. Meral Akşener yangınlardan ders çıkarılmalı diye seslendi. Beraberliğe ihtiyacımız var, birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bunu bozmaya kalkışacak olanları sonuna kadar kovalarım, haberleri olsun.
Ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan yangınlarla devam edelim. Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'den beklenen haberler geldi ama maalesef Antalya'da durum tam tersi. Günlerdir aranıyordu Okur çiftine, yazık ki cansız bedenleri bulundu. Onlarla birlikte acı bilanço 7'ye yükseldi. Bir yerde bitti, diğerinde harlandı. Beşinci gününde Antalya alev alev yandı. Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'den beklenen haber geldi ama yangınların ilk adresinde manzara hala değişmedi. En sıcak adresler Manavgat, Akseki ve Gazipaşa'daydı. Alevlerle mücadele sürerken yine acı haberler geldi. Fahri Yiğit Okur'la eşi Andire, küle dönen Kalemler Mahallesi'nde kayıptı. Cansız bedenleri evlerinden 500 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu. Onlarla birlikte ölü sayısı 7'ye çıktı. Alevler bazı noktalarda 20 metreye kadar yükseldi. Ekipler, vatandaşlar yine yan yana omuz omuzaydı. Elimizden geldiği kadar, işimizi gücümüzü heştindik, 4-5 gündür bu dağdayız. 6 araç çıktık yola, Manavgat'a yardıma geldik. Yoldan geçenler durdu, pet şişelerle yangına müdahale etmeye çalıştı. Yine yürek yakan görüntüler yaşandı. Ah, hayvanlarımız hep telef oldu, bakın. Bakın abi, bakın. Bakın öldüler. Adana'da günlerdir alevlere teslimdi. Her şey kontrol altına alınsa da bu görüntü hafızalara kazındı. Hayvanlarımız diye hep telef oldu. Aladağ yangınında hayvanları telef olan Mustafa Duysak beş parasız ortada kalmıştı. Hayvanlarımız telef oldu, evlerimiz yandı. Hayvancılıkla geçinen biriyim, mahvolduk. Mersin Silifke'de de alevler kontrol altına alındı. Bir ay sonra evlenecek Fatmata'nın çeyizinden geriye kül yığını kalmıştı. Düğünüm vardı, eşyalarım, çeyizim, her şeyim hazırdı. Ama şimdi kendi oturduğum, büyüdüğüm ev yok oldu. İçimizi yakan bir diğer adres Muğla. Marmaris'te de, Bodrum'da da durum içler acısı. Yerleşim yerleri boşaltılıyor. Bölge halkı artık malını bıraktı. Canını kurtarmanın derdine düştü. Çabuk! Bir yanda söndürme çabası, diğer yanda hayatta kalma mücadelesi vardı. Herkes güvenli mi? Biz sayım yaptınız arkadaşlar. Birçok arkadaşımız 24 saattir uyumuyor. Muğla ateş topuna döndü. Marmaris, Milas, Köyceğiz ve Bodrum cehennemi yaşadı. Kontrol edemiyoruz. Her an rüzgarın tersiyle yangın içinde de kalma ihtimalimiz var. En büyük zarar Marmaris'teydi. Rüzgarın etkisi alevleri her seferinde körükledi. Yangın Hisarönü ve Turunç mahallelerine ilerledi. Yukarıdaki yangın kontrol altına alınmıştı ama burada Turunç Mahallesi'nin başka bir noktası şu an alevlere teslim olmuş durumda. Tatile gelen Rus turistler bile ağlayarak izledi ormanları. Ben buna şahit oldum yani. Kim ağlamaz ki şu görüntüye? Aynen. Kimin içi acımaz buna? Memleket yanıyor. Burası mı? Çökertme koyu. Mazı koyu yandı. Bodrum'da da alevler yürüdü. Çökertme koyuna dayandı. Sahil kenarında park etmiş bir araç kül oldu. Evlere de sıçradı. Yaktı, kül etti. Birçok yerleşim birimi boşaltıldı. Vatandaşlar botlarla taşındı. Üç kuruşluk evim gitti. Gitti kışlık bamyalarım, her şeyim gitti. Anılarım gitti. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştıkça panik arttı. Şu anda biz canımızı düşünüyoruz. Malımızdan vazgeçtik zaten. Denizden tahliye işlemlerinin sağlanması için bölgeye iki çıkarma gemisi de gönderildi. Ortalık cehennem alanı gibi. Marmaris'in içler acısı hali Göktürk uydusuyla da görüntülendi. Yaşar Cinbaş ve Erdal Tok'la Türkiye onları Manavgat yangınının kahramanları olarak tanıdı. Yaşar Cinbaş'ın bugün ortaya çıkan son görüntüsü yürekleri dağladı. O görüntüde vatan için canımı veririm diyen fedakar bir orman işçisi var. Müzik
Metrelerce uzunluktaki hortumu sırtladı. Adım adım ölüme yürüdü. Antalya'nın cennetini cehenneme çeviren alevler hem ona hem de mesai arkadaşına mezar oldu. İşine aşıktı. Vatanına bağlı bir kişiydi. İki orman işçisi Yaşar Cinbaş ve Erdal Tokla Manavgat'ı saran yangın için görev başındaydı. Yaşar Cinbaş başına geleceklerden habersiz son kez kameraya baktı. Elinde hortum kendini ateşe attı. Ne Cinbaş ne de Tokla o yangından sağ çıkamadı. Her göreve koşardı, canını feda ederdi. Bana söylerdi her şeye vatan için canımı veriydim ben işte derdi. Helal ediyor musunuz? Allah helalınızı kabul eylesin. İkisi için de bugün Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören vardı. Törenin ardından Erdal Tokla'nın cenazesi İzmir'e, Yaşar Cinbaş'ınki ise Afyonkarahisar'a yollandı. Başsağlığı diliyoruz. Minnettarız efendim. Bütün yangında görev yapan itfaiye ekibine, orada çalışanlara, hayatını kaybedenlere de başsağlığı diliyoruz. Şimdi devam edelim korona gündemiyle. Aşı olmayanlara kısıtlama uygulanması tartışılıyor. Dikkat çeken çağrı da Esnaf Konfederasyonu'ndan geldi. Yayınlanan bir genelgede esnafa aşısız eleman çalıştırmayın denildi. Tabii ki aşı yaptıracağız elemanlarımıza. Kendimiz olduk. Lokantalar kapanmasın da biz 10 tane de aşı oluruz, 100 tane de oluruz. Aşı olmayanlara esnaf da bayrak açtı. Konfederasyon iş yerlerine aşısız eleman çalıştırmayın genelgesi gönderdi. Birisi aşı olacak, birisi aşı olmayacak. Kafasına göre takılacak. Öyle bir şey yok. Biz daha oluruz. Yapacak bir şey yok. Kurallara uyacağız. Vaka sayısı Mayıs ayının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Uzmanlar sürekli aşı çağrısı yaparken TESK'ten de aşı genelgesi geldi. Çok iyi. Çok güzel, olumlu yani. Herkes bunu uygulamalı bence. İnsanlar aşıya olsunlar. Çok mantıklı ama kimsenin uyacağını düşünmüyorum açıkçası. Uymayan çok. Bir mecburiyet gelmedikten sonra olmayı düşünmüyorum ben. TESK Başkanı Bendevi Palandöken aşıya karşı toplumsal duyarlılık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Hazırlanan broşürleri de tanıttı. Bundan sonraki süreçte aşısız yanımızda çalışmayacak. Bizim açımızdan diye olacak, müşterimiz açısından diye olacak. Hepimiz aşımızı da olduk, üzerimize düşeni de yaptık. Lokantalar kapatılması. En ufak bir şey olduğunda ilk kılıcı bize vuracaklar. Vaka sayısındaki artış esnafta yeniden kapanma endişesini beraberinde getirdi. Artık yeni bir kapanmaya tahammülleri yok. Bu nedenle esnafın yanında aşısız eleman çalışmayacak. Aileleriyle birlikte aşı kampanyalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Şimdi merak edilen TESK Başkanı'nın aşı çağrısının esnafta karşılık bulup bulmayacağı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan geçtiğimiz hafta yabancı uyruklu kişilerin su faturalarına zam yapacaklarını açıklamıştı. İstanbul Sanayi Odası üyesi Cevat Korkmaz 20 ton suyla Bolu'ya gitti ve bakın ne yaptı. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı kalemlerde 10 kat zam yapacağız. Suyunu kestiğiniz insana yaptığınız düpedüz cinayettir. Yabancılara 10 kat zamlı fatura açıklamasına bir tepki de iş dünyasından geldi. İstanbul Sanayi Odası üyesi 20 ton suyla kentteydi. Ülkemizde oldukları sürece gıda ve barınma isteği gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak insani ve ahlaki bir görevdir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılara dönük zam planlarını protesto eden Cevat Korkmaz getirdiği suları dağıtmak istedi. Korkmaz tepkiler üzerine suları toplatıp bir depoya yerleştirdi. Buradan peyderpey alınıp Suriyelilerin evlerine götürülecek. Hem otizmli hem işitme engelli ve konuşma engelliydi. Parkta oyun oynarken bir anda gözden kayboldu 5 yaşındaki Nisanur. Onu bulmak için arama kurtarma timlerinden özel harekat polislerine tüm ekipler seferber oldu. Parkta oynarken annesinin elinden kurtuluyor. Parkta oynarken kayboldu. 5 yaşındaki Nisanur'u bulmak için ekipler seferber oldu. Bir hafta geliyor. Nerede bu? Arkadaşımız getiriyor.
Nisanur Akgöz, Ankara Çubuk'ta annesiyle birlikte evlerinin yakınındaki parka gitmişti. Hem otizmli hem de işitme ve konuşma engelli çocuk bir anda gözden kayboldu. Bulmak için ekiplere haber verildi. Şu taraftan giden oldu. Tüm ekipler seferberlik halindeydi ama zaman geçtikçe korku da arttı. Yaklaşık 7 saat sonra özel harekat polisleri küçük Nisanur'u bir apartmanın sığınağında buldu. Sığınağa giriyor. Sığınağı da 2-3 sefer aramış olduğumuz halde yani görülmediği için sığınakta bulunuyor. Tamam, sen sakin ol. Korku dolu bekleyiş yerini sevinç çığlıklarına bıraktı. Sağlıkçı var mı? Özel harekat polisleri saatlerce aç kalan çocuğu elleriyle doyurdu. Şu an için çocuğun sağlık durumu çok çok iyi. Rüya gibi başlayan evliliği sadece 3 ay sürdü. Ayrılmak isteyen kadın hayatı kabusa döndü. Silahlı saldırıya uğrayan Sevil Kırmacı ölümden kurtulduğuna bile sevinemedi. Kafamı çevirdiğimde kendisinin arabada silahı kurduğunu gördüm. Orada zaten ateş etmeye başladı. Kaçmaya fırsat bulamadı. Bir anda kurşun yağmuruna tutuldu. Üstelik ona bunu yapan boşanmaya çalıştığı kocasıydı. Korkutmak amaçlı yaptım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm demiş. Sakarya'da yaşayan 43 yaşındaki Sevil Kırmacı, sevdiği adamla evlendikten 3 ay sonra hatasını anladı. Evleneli 3 ay olduğunda biz sorunlar yaşamaya başladık. Sonunda pes etti, boşanmak istedi. Bu süreçten sonra tehdit, hakaretlerde bulundu. Bana yetmedi, benim çevremdeki insanlara hakaretlerde bulundu. Talihsiz kadın 6 gün önce işten çıktığında barışmak isteyen eşi silahıyla pusudaydı. Bizim aracın önüne kırdı. Kurşunlardan bir tanesi şoför mahallinden girdi. Ön camdan çıktı. Bu arada biz hareket haline geçtik. Arkamızdan da bu sefer ateş etmeye başladı. Kıl payı kurtuldum. Eşi gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. İşte o zaman dünyası başına yıkıldı. Ben kanuni yollara başvurdum. Bir sonuç alamadım. Her seferinde çıktı. Dün akşam Meriç Nehri'ne giden iki Türk vatandaşın üzerine iddiaya göre Yunanistan sınırından ateş açıldı. Üç kurşundan biri Mehmet Durgun'u hayattan kopardı. Olayın ardından Ankara-Atina hattı karıştı. Bir baktım kardeşim upuzun yatıyor. Gözünün altına vurmuş bir nokta kan sadece gördüm ben. Ne olduğunu anlayamadı. Yunanistan tarafından atılan kurşunlar onu sıyırdı. Ama yanındaki Mehmet Durgun'u hayattan kopardı. Dün akşam saatleriydi. 43 yaşındaki Mehmet Durgun gezmek için Süleyman Şener'le birlikte Meriç Nehri kıyısına gitmişti. Onlar oradayken lastik botla sınırı geçmeye çalışan kaçak göçmenler Yunanlılara yakalanmıştı. Ortalık karıştı. İddiaya göre sivil giyimli birileri ateş açtı. Bir silah sesi geldi, benim burnumu sıyırdı geçti, korktum düştüm yani. İkinci bir silah sesi geldi, yanımda oturan çocuk tam gözünün altından vurulmuş. Üçüncü ateş tekrar bana geldi, sindim ben. Şans eseri kurtulan Süleyman Şener durumu jandarmaya bildirdi. Hayatını kaybeden Mehmet Durgun için köyde cenaze töreni düzenlendi. Suya 3 metre mesafesi var olduğu yerin. Suya girmiş olsa ayakları ıslak olurdu. Sudan girmiş olsa iz olurdu. Buna karşı taraftan kimseydi artık ateş etmiş, vurmuş. Ankara'da alarma geçti. Yunanistan Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tepkisini içeren bir nota verildi. Sosyal medya dün bir babanın kızımı kaçırdılar, hayatından endişe ediyorum mesajını konuştu. Polis 18 yaşındaki kızın izini bulmaya çalışırken herkese şok eden bir gelişme yaşandı. Sosyal medyadan kızım kaçırıldı diye mesaj attı. Gelen cevapla şaşkına döndü. Rem de yanındadır. Hani böyle bir şey olsa kesinlikle hani benim zaten kendi isteğimle kaçtım ben. Evet. Zorla hiçbir şey olmadı. Kalyon ailesi Sakarya'da yaşıyor. Baba Serkan Kalyon, dün kızımı kaçırmışlar, hayati tehlikesi var mesajını paylaşıp yardım istedi. Polis 18 yaşındaki İrem'in peşine düştü. Genç kızın en son bir arkadaşıyla görüldüğü tespit edildi. Ekipler onların izini sürerken sürpriz bir gelişme yaşandı. İrem'le arkadaşı Kaan adı güzel sosyal medyadan bir video yayınladı. Zorla kaçırma olayları falan denilen şeyler kesinlikle yalandı. Biz kendi isteğimize kaçtık. Erkek arkadaşı İrem'in ailesinden şiddet gördüğünü de iddia etti. Ailesinden şiddet gördüğü için ailesi İrem'i günlerce ve bayram gününde bile
odasına kilitli tuttuğu için kız dayanamadı. Çarşıya çıktığı gün direkt beni aradı ve bana kaçmak istediğini söyledi. Belçika'dan memleketi Konya'ya gelen gurbetçi bir kadın, evde çalınır korkusuyla yanına aldığı parasını pazarda yan kesiciye kaptırdı. Domates seçerken tam 250 bin lirası gitti. Kan emeklerimle, şöyle alnımın teriyle, ayaküstü din ayağımın üstüne çalışarak biriktirdim ben o paraları. Zehir zıkım olsun. Evde çalınır korkusuyla 25 bin eurosunu cüzdanına koyup pazara gitti. Domates seçerken tuzağa düştü. Pazara geldim. 2 kilo zefsel ibneğine eğildim domates alakana. İşte her şey o anda oldu. Belçika'dan Konya'ya ziyarete gelen Umut Kahya, pazarda domates seçerken iki kadın etrafını sardı. Ben bir gurbetçiyim. Neliyle geldim ben buralara? Ne olduğunu anlayamadı. Kaşla göz arasında çantasını alıp kaçtılar. Bir sene boyunca biriktirdiğim emeklerimi, ben çakıldım onlar üstüme geldi. Bir doğruldum çantamda paramı, cüzdanımı aldı gitti. 25 bin euro gitti. Benim emeğimi versin, ben paramı istiyorum. Gurbetçi kadın polise haber verdi. Ekipler güvenlik kameralarından iz sürüp iki kadın hırsızı yakaladı. Bunlar gerçek mi? Yalan. Bizi yoldan aldılar. Efem, Osman amcayı hatırlayacaksınız. Karım evden kovdu, açım, yatacak yerim yok yalanıyla oto yıkamacı da işe başlamış. Daha ilk günden dükkanı soyup kaçmıştı. Arsız hırsızdan yeni bir haber geliyor şimdi. Aynı taktikle bir oto yıkamacıyı daha soydu. Ağladı, sızladı. Yani az kalsın kendini yerden yere vuruyordu burada. Çalışmak istiyorum dedi. Kalacak yerim yok, sokakta kalıyorum dedi. Osman amca diye işe aldık. Sünün Osman'dan daha beter çıktı. Osman amca yine rahat durmadı. Aynı planı kurdu. Bu kez 25 bin lirayla ortadan kayboldu. Yaşlı olduğundan dolayı acıdık. Genelde oto yıkamaları hedef oluyor. Ekranlarınıza getirmiştik. Bir adam Küçükçekmece'de oto yıkamacıda işe başlamış, daha ilk gün 2400 lira çalıp kaçmıştı. Bu kez de Erhan Eke'nin dükkanını hedef aldı. Yine aynı plan, yine aynı adam. Oto kuaför merkezlerine dadanan hırsız bu kez de Maltepe'de ortaya çıktı. Biz onun haberi de izledik daha öncesinden. Aynı adam olduğunu keşfettik. Yine eşimden ayrıldım, beni evden kovdular, kanser hastasıyım dedi. Kendini acındırıp işe aldırdı. Karımdan ayrıldım dedi, çocuklarım beni evden kovdu dedi. Acıdığımızdan işe aldık adamı. Bir tane araba verdik kendisine, şu arabayı yıka bir görelim diye. Arabayı da güzel yıkadı. Ama gece olunca işler yine değişti. Önce keyif, sonra da hırsızlık yaptı. Önce bu koltukta oturdu, televizyon seyretti, sonra da ayağa kalktı, çekmeceye yöneldi. Çekmeceyi açtı ve buradaki siyah poşete sarılı 25 bin lirayı çaldı. 25 bin TL parayı alıyor. Poşeti elinde sıkı sıkı tutuyor zaten. Ben telefonumu tam olarak buraya bırakmıştım. Telefonum buradan alıyor. Markete gidiyorum dedi. Ondan sonra gidiş o gidiş. Oto kuaför sahibi bu görüntülerle birlikte hırsızdan şikayetçi oldu. Köpeğimize de birkaç tane tekme atıyor. Osman amca diye işe aldık ama Sünün Osman'dan daha beter çıktı. Sürücüsü yokuş aşağı park edip gitti, dakikalar sonra hafriyat kamyonunun freni boşaldı. İstanbul Esenyurt'taki olası facia bakın nasıl ucuz atlatıldı. Kamyon karşıda duruyordu, yokuşta duruyordu. Hani saniyelik diyebilirim yani. Aniden freni boşaldı, yokuş aşağı kaydı. Az daha faciaya yol açacaktı. Dün akşam saatleriydi. Bir sürücü hafriyat kamyonunu İstanbul Esenyurt'taki bu sokağa park edip gitmişti. Yan tarafta tamirciler var. Kamyon aniden kaymaya başlayınca esnaf kendini panikle dışarı attı. Araç deponun duvarına çarparak durabildi. Neyse ki dükkan sahibi dakikalar önce gitmişti. Aracıma bindim. Benden sonra 4 dakika sonra dükkanımızın burada gördüğün gibi içine dalıyor. İnanılmaz kaza maddi hasarla atlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Angola, Türkiye'den yaklaşık 6 bin kilometre uzakta bir Afrika ülkesi. Ta oradan kalkıp İstanbul'a gelen 7 kişilik bir ailenin dramı geliyor şimdi. Kiralık ev ararken bütün parasını dolandırıcılara kaptırdı aile. Şimdi aç bilaç sokakta var. Suyu yok, içmeye yerde yatıyorlar. Buradaki garibanlar yazık günah değil mi? Ta Afrika'nın güneybatısından Angola'dan Türkiye'ye geldiler.
Gelir gelmez dolandırıldılar. Bu adam ev sahibi olmadığı halde ev sahibi gibi davranıp millete evi kiralatıyormuş. 6000 kilometre yol tepip İstanbul'a gelen Angolalı aile Sultangazi'de bir ev aramaya başladı. Yanlarına gelen iki kişi bizim size göre bir evimiz var dedi. Evi gezdirdi. 3500 lira aldıktan sonra bir anahtar verdi. Ama iddiaya göre o anahtar kapıyı açmadı. Mehmet diye bir abi varmış. Sürekli adamları dolandırıyormuş, sesi çıkanları da korkutuyormuş, ürkütüyormuş. Kira olduğu halde başkalarına yine kiralıyor. 3 bin lira, 2 bin lira ne koparırsa. Bu adamlar resmen şebeke. Dolandırılan ailenin cebinde 5 kuruş kalmadı. Aç bil aç sokakta yaşamaya başladılar. Yemek veriyoruz, su veriyoruz. Gariban adam ta bir ülkeden bir ülkeye gelmiş. Angolalı aile perişan. Türkiye'nin yüreğini tutuşturan yangınlar sonrası İstanbul'daki orman alanlarına piknik yasağı gelmişti. Hal böyle olunca mangalcılar bu haftayı pas geçti. Ormanın yerini sahil, kanat köftenin yerini karpuz peyniri aldı. Burada bir kasa görüyorum. Bir de poşette mangal kömürü. Ne yapacaksınız bunları? Yasak olduğunu bildiğim için topluyorum, arabaya götürüyorum. En güzel piknik dumansız olanıdır yazıyordu ama. Abi o doğal olmuyor. Ama ormanları yakmadan tabii. Kimi yasaktan habersiz mangalını yaktı. Kimi de yapacak bir şey yok deyip yan gelip yattı. Vatandaş mangal yakamıyor, semaver yakamıyor. Ne yapalım, biz de yatıyoruz. Yan gel yat. Ormana gidemeyenler sahile koştu. Ancak mangal orada da yasaktı. Pazar günleri böyle geçiyor. Siz ama mangal yakmıyorsunuz. Mangalı öğleden sonra. Ha, yakacaksınız. Evet, getirdik malzemeleri, öğleden sonra mangal var. Ama yasak. Yasak mı? Her zaman geliyoruz buraya. Ne zaman yasaklandı? Ülkemizin dört bir yanında devam eden orman yangınları sonrasında birçok ilde olduğu gibi İstanbul'da da önlemler alındı ve ormanlarda piknik ve mangal yasaklandı. Hal böyle olunca İstanbullular pazar günlerini piknik alanlarında değerlendirdi. Kimisi hayal kırıklığına uğradı. Hayaller semaver, gerçekler termos. Kimisi ise kurallara uyarak keyifle pikniğini yaptı. Vallahi biz yatmaya geldik. Yangın olayından dolayı bir yasaklama geldi galiba. Ondan dolayı şimdi mangal da yakamayacağız. Bilmiyorum ne yapacağız artık. Hayaller mangal, gerçeklerse karpuz peynir oldu. İşte bu beyefendi buraya mangal yapmak için gelmişti ama burada mangal yapmak yasak olduğu için son manzara bu. Mangalların boynu bükük kaldı. Kavunla, peynirle idare ediyoruz. Mangal yok, termos getirdik. Artık ormanlara giriş yok. Biz de parklara geldik. Ormanlarımızı koruyalım. Güzelce söndüreceğiz, emin olacağız. Ondan sonra gideceğiz. Ormanlarımızı koruyalım. Ateşimizi söndürelim. Ormanları ateş yakmayın. İstanbul'da bugün termometre 36 dereceyi gösterdi ama hissedilen sıcaklık çok çok üzerindeydi. Serinlemek isteyenlerin ilk adresi de elbette sahillerde, plajlarda iğne atsanız yere düşmedi. Denizde, kumsalda çok kalabalıktı. Kimi çocuğuyla oynadı, kimi de eşine yüzme öğretmeye kalktı. Bugün İstanbul'da sıcaktan bunalanlar serinlemek için kendini sahillere attı. Caddebostan Halk Plajı'nda yer kapma telaşı vardı. Sabah erken geldik buraya ama görüyorsunuz her yer kalabalık. Bazıları da tercihini ağaç gölgesinden yana kullandı. Adım atacak gölge bulamıyoruz. En son burayı bulduk. Küçükçekmece'deki Menekşe Plajı'nda da manzara aynıydı. Cankurtaran ve Sarayburnu sahilindeki kayalıklarda da iğne atsan yere düşmezdi. İtalyan mutfağından transfer ettiğimiz makarnanın yıllık tüketimi 1 kilo arttı. Domates soslu, kıymalı, salçalı, hazırlaması kolay, yemesi lezzetli, keseye de uygun. Makarna severiz. Fiyonklar var ya. Piyon makarna. En sevdiğiniz makarna çeşidi? Kaşarlı. Neli makarna seviyorsunuz? Valla ben spagetti seviyorum ya. Kaç dakikada hazır oldu makarna? 5 dakika en fazla. Hem çeşitli hem pratik, yapması kolay, yemesi de lezzetli olunca makarna tüketimi patladı. Çocukların çok sevdiği yiyecek zaten biliyorsunuz makarna. Tercih ettikleri yiyecek. Kızlar çok yiyor mu? Genelde evet. Çubuk makarnayı daha çok seviyorlar. Ne sıklıkla yersiniz?
Yani sabah akşam yeriz. Seviyorum makarnayı. Evde stoğum var benim. 2020'de makarna tüketimi %15 arttı bir önceki seneye göre ve kişi başı tüketim 8.6 kilo oldu. Ne sıklıkla haftada 3-4. Gençler çok seviyor makarnayı. Her yemeğin yanında gittiği için makarna, o yüzden bence. 2019'da kişi başına 7,5 kilo makarna tüketilmişti Türkiye'de. Pandeminin etkisi var mı bilinmez ama o rakam 1 kilodan fazla arttı. Koronadan dolayı öyle olduk ya. Evet, kanı kaldık. Belli oluyor mu abi? Makarna göbeği mi bu? Biraz öyle oldu ya. Önceden yok muydu? O kadar yoktu. 2 günde bir yiyoruz. Belli biraz. Belli, göbekten belli. Hem et hem makarna yiyince de böyle oluyor. Son dönemde tercihler yine klasikten şaşmadı. En çok sipariş edilen makarna bolognese soslu spagetti oldu. Tereyağımızı koyuyoruz. Soğanımızı koyduk. Kapya biberimizi koyduk. Biraz da kıymayla kavuruyoruz. Napolitan sosumuzu ilave ediyoruz. Market makarnası, evet, yaklaşık bir 10 dakika yani. Bu uzun makarnalar suyun yüzüne pek çıkmaz ama kısa makarnalar suyun yüzüne çıktığı zaman haşlanmış demektir. Otomotiv sektörü mülkiyete karşı çıkan Z kuşağını kendilerini zorlayan pazar olarak görmeye başladı. Zira hem fiyatların yüksekliği hem de yaşam tarzı nedeniyle Z kuşağı araba sahibi olmak istemiyor. Yapacak daha önemli şeylerim olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir araba düşüncemiz yok. Boştan yere arabaya niye para vereyim? Yürümek bence en iyisi. Çoğu aynı görüşte, dört tekere para vermek istemiyorlar. Otomotiv sektörü araç sahipliğinde Z kuşağı dönüşümüne hazırlanıyor. Direkt arabaya yatırmak yerine işte yurt dışına çıkarım, eğitim için harcarım diye düşünüyorum. Çok kiloluyorsun. Çok inaktif bir hayat tarzı yaşıyorsun. Ondan sonra bisiklet kullanmayı severim. Z kuşağının araba sahibi olmak istememesinin nedeni trafik yoğunluğu ve buna bağlı oluşan stres. Araştırmalara göre bu yeni nesil satın almaktan daha çok kullanıp bırakmayı tercih ediyor. Özgürlük böyle kısıtlanmaması gerekiyor. Şahsen de araba hayali kuramadım. İlk bir üniversite hayali kuruyorum gitme. Ondan sonra iş bulma. Hani ondan sonra belki. Vergileri falan yüksek. Bir muayeneye giriyorsun. Hiçbir şey yapmıyor. Ayakta durduğun halde 400-500 muayeneye gidiyor sadece. Yükselen fiyatların yanı sıra ihtiyacın kadar kullan mottosu da onları araba yerine başka harcamalara yöneltiyor. Trafik şimdi büyük şehirlerde tabii daha bir sıkıntı. Ya ben çok fazla arabalarla ilgilenmiyorum. Motorlara falan bakıyorum. X ve Y kuşağından onları ayıran Z kuşağının araç sahibi olmayı statü sembolü olarak görmemesi. Bu nedenle pek çoğu ehliyet bile almıyor. Ehliyetim şu anda yok. Z kuşağı için otomotiv sektörü de yeni arayış içinde. İlerleyen yıllarda araç paylaşım modelinin yaygınlaşması bekleniyor. Büyük şehirler gökdelenlerle doldu. O devasa yapıların dış cephe temizliği yepyeni bir meslek ortaya çıkardı. Şov Haber ekibi endüstriyel dağcıların bir günlük zorlu mesaisine sizler için yerinde tanıklık etti. Hayatlarımız aslında bu ipe ve buradaki sisteme bağlı değil mi? Evet, aslında öyle. Ne kadar ağırlık çekebiliyor bu? Her biri minimum 2 tona yakın bir çekerdiğine sahip. İple erişim ya da bir diğer adıyla endüstriyel dağcılık yapanların bir gününe şahit olacağız. Ekipteki arkadaşlar tüm ekipmanlarını kuşandı. Şimdi biz de ekipmanlarımızı giyeceğiz. Unutmayın, burada her şeyden önce güvenlik geliyor. Kazasız belasız bu işi bitireceğiz. Daha önce beyaz gömlekle aşağı inen olmadı. İlk mi olacak? İlk olacak inşallah. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda bizim makam koltuğumuzu takıyoruz. Aslında biz tamamen oturarak çalışıyoruz. Oturarak? Evet. Havada oturarak. Havada oturarak çalışıyoruz. Havada oturmak da enteresan bir deyim. Hepimiz ekipmanlarımızı giydik ve sıra geldi o kritik soruya. Hazır mıyız? Hazırız. Tolga abi, abi görüşürüz. Yerden yaklaşık 100 metre yüksekteyiz ve 20 katlı bu binanın temizliği yapılıyor. Şöyle arkama baktığım zaman insanları karınca kadar görüyorum. Onlar işini yapıyor. Temizlik başladı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Şu anda 4. senemiz. Binaların dikey olarak yükseldiği için bu sistem tamamen iple erişime kaldı. Aslında riskli gözüküyor ama bu iş dünyanın en güvenli işlerinden bir tanesi. Yaz sıcağında olduğumuz için ortalama bir 2 saati bulacak bizim aşağı inmemiz. Size söz veriyorum, buradan inince taşı toprağa öpeceğim.
bal gibi yaparız dediler. Kovanların başına geçtiler. Arıcılık eğitimi alan kadınlar arı sütü hasadındaydı bugün. O anları Show Haber görüntüledi. Arı sütü çerçevesine çıkaralım. Kovanlar artık kadınlara emanet. Özel kıyafetlerini giyiyorlar. Bir hafta eğitim alıp işin uzmanı oluyorlar. Show Haber bugün o eğitimi görüntüledi. Arı sütü hasadına katıldı. Arıcılık bizde biraz ihmal edilmiş bir konu aslında. Meraklanmaya başlamıştım. Arılarla uğraşmak keyifli ama dikkatli olmak şart. Arı sütü sağmak için şimdi biz de özel kıyafetlerimizi giyiyoruz. Çok kolay değil. Önce kollarımızı... Tamam, üzerime koyalım, düşe gelin. Şimdi son aşama. Fermuarımızı çektik mi? Arılar tabii ki buraya giremeyecek. Artık güvendeyim. Özellikle arı sütü üretimi yaparak kendi ailemin ekonomisine katkıda bulunmak istiyorum. Arı sütü hasadı tüm gün sürüyor. Koruyor diyebilirim şu kıyafet. O yüzden sıcaklığa dayanabiliyoruz. Elimi şuraya fermuarı açmak istedim saçımı düzeltmek için. 2 saniyede hemen bir arının hedefi haline geldim. Tamam, duman yeterli. Petekler arının yaşam alanı. Onlar kendi işini yapıyor. Şimdi arı sütü üretim çerçevesiyle birlikte hasat odasına geldik. Arı sütünün hasadını yapacağız. Öncelikle şeritlerimizi çıtalardan çıkarıyoruz. Bir protein kaynağıdır aslında. Sütlerimizi topladıktan sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Arı sütü hücreleri yeniliyor, bağışıklığı güçlendiriyor. Faydaları saymakla bitmiyor. Malum hava çok sıcak, bu yüzden de herkesin gözü serinleten yiyeceklerde, içeceklerde. Şimdi buz gibi bir tatlı tarifi geliyor. Basit, evde bulunabilen malzemeler. Sarı, aromatik, lezzetli kısmını alıyoruz. Sıcaklık 40 dereceyi gördü bugün. Dışarıya çıkıp serinlemekse mümkün değil çünkü adeta sıcak üflüyor. Evde kalıp serinleyeyim deseniz de bu boğucu sıcaklara ne klima ne de cam yetiyor. Şimdi bir meyveli soğuk sandviç yapıyoruz. Sandviç. Sandviç dediğime bakmayın. Ekmeği bildiğimiz yulaf. Balla lezzetlendireceğiz. Arasında da dondurma gibi labneyi kullanacağız. İşte evde otururken ayandım dediğinizde içinizi ferahlatacak, serinletecek bir tarif geliyor. Ben sütümü kaynattım. Yaklaşık bir çay bardağı bir yemek kaşığı keten tohumuna döküyoruz. Kaynar sütü döktükten sonra soğutacaksınız. Ben bu şekilde soğuttum. Ne yaptı? Bağlayıcı özellik kazandı. Yulaf unumu alıyorum. Şöyle döküyoruz. Aslında bir bisküvi oluşturuyoruz anladığım kadarıyla. Bisküvi, aynen. Bir bisküvi, bir ekmek, bir paket vanilya tozu. Birazcık badem kullanacağım. Bademi de koyduk. Kayısı da birazcık tatlandırsın. Bir tatlı kaşığı olabilir. Hindistan cevizi yağı. Tüm lezzetler karışıyor. Bisküvinin tabanı oluşuyor. Bir tepsi, bir yağlı kağıt ve ben bir form kullanıyorum. Benim evde formum yok. Ne yapayım? Elinize de basabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Hazırlanan bisküvi tabanları dondurucuda 20 dakika bekliyor. İşte şimdi iştah kabartan bölüm başlıyor. Evet. Bisküvilerimizi dondurduk. Labnemizi dondurduk. Ben meyvelerimi de dondurdum. Labnemi aldım. Bu limon kabuğunu alırken de beyazını asla almayacaksınız. Sadece kabuk, beyazını aldığım an bu zehir gibi olur. Bir yemek kaşığı bal yeterli olacaktır. Karıştırıyoruz. Donan bisküvi tabanının ilk parçası tabağa yerleştiriliyor. Labnemizin lezzetli donuk parçaları şöyle, bence biraz aksın hatta böyle. Allah Allah. Şimdi meyvelerimizi koyuyoruz. Dondurduğumuz meyveler. Tabii meyveleri dondurduk. Antep fıstığı, buralarına da badem koyalım. Ve şimdi kapağımız geliyor. Eyvah, yıkılsın. Artık bence hazırız. Biz buna soğuk sandviç demiştik ama bence bunun adı buzlu meyveli hamburger olsun. Evet, hem şekersiz, hem unsuz, hem de buz gibi. Hem de bu sıcaklarda ferahlatıcı basit bir tarif oldu. Herkese afiyet olsun. Havada, karada, denizde her zaman ve her yerdeler Show Haber ekibi. Günün 24 saati, yılın 365 günü göreve hazır bekleyen özel harekat polislerinin nefes kesen dağcılık eğitimlerini görüntüledi. Hava
havada, karada, denizde, dağda, zaman mekan fark etmiyor, özel harekat polisleri hainlere, alçaklara göz açtırmıyor. En mükemmeli olana kadar da bıkmadan, usanmadan çalışıyorlar, sürekli hazırda bekliyorlar. Özel harekat polisleri özel bir eğitim alıyor ve bu eğitim sürekli devam ediyor. Biz de şimdi özel harekat polislerinin dağcılık eğitimindeyiz. Bakın zorlu koşullara onlar nasıl hazırlanıyor. Taktik atış, fizik kondisyon, keşif eğitimi gibi dağcılıkta özel harekatçıların olmazsa olmazı. Özel harekat polisleri aldıkları eğitimle iyi birer dağcı da oluyorlar. Helikopterle zorlu arazilere iniş yapıyorlar. Halat yardımıyla havadan karaya iniyorlar. Gerçek bir çatışma anında bölgedekilere ulaşabilmek için zamana karşı yarışıyorlar. Hızlı olmak onlar için çok önemli. Bu yeteneği de işte böyle kazanıyorlar. Yere indikten sonra karadakileri tahliye etmek de önemli. İşte bu yüzden özel harekat polisleri hep 3-4 adım öncesini düşünüyor. Helikopterden sarkan halatlara tutunarak gökyüzünde adeta tur atıyor özel harekat polisleri. İşte bu inanılmaz bir görüntü. Aldıkları dağcılık eğitimi sayesinde dik yamaçlardan rahatlıkla inebiliyorlar. Önlerine çıkan her engeli manevra kabiliyetleriyle aşabiliyorlar. Şov ana haberin sonuna geldik. Yarın tekrar günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızda olacağız efendim. İyi akşamlar.